Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız da yanımızda. Yaklaşık bir saat sürecek olan programımızda önemli bir konu var. Bu konuyu Osman hocamıza soracağız ve bunun cevabını ayrıntılarıyla almaya çalışacağız. Ama konuya ve soruya geçmeden önce isterseniz her zaman olduğu gibi yine mikrofonu kendisine bırakalım. Sonra sorumuza geçelim. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini, cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın niyazında bulunuyoruz. Hastalarımız varsa Cenab-ı Hak'tan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, dertlilere deva, borçlara eda ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Şu anda bizi dinleyenlerden eceli gelenler varsa Allah-u Teala'dan onlar için de iman selameti ihsan etmesini yine Rabbimizden rica niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden hepimizi, neslimizden gelecek olanları muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser buyursun inşallah Teala. Amin. Hocam şimdi yaşarken, hayattayken insan bir takım şeyler yapıyor. Tabii hep iyi şeyler yapması, insanlara iyilikler yapması emrediliyor. İdeal olanı da bu. Ama zaman zaman başkalarının haklarına da girebiliyor. Başkalarını kötülük de yapabiliyor. Toplum içerisinde bakıyoruz. Yani gücü kendisinde hisseden, ne bileyim ne derler ona, hani güç zehirlenmesine uğramış olan bir takım insanlarla karşılaşıyoruz zaman zaman. Gruplarla karşılaşıyoruz. Başkalarını ezmek için her şeyi deniyorlar, her şeyi yapıyorlar. Onların hayatlarına bile kast ediyorlar. Ama hani siz daha önce de anlatmıştınız. Bunlar, bir de bunun öbür tarafı var. Toprağın altı var. Tabii. Oraya insanların bazıları hani gidecekmiş ya, ben haklıyım, ben haklıyım falan filan. O, sen hiç haklı da değilsin yani. Değil mi? Haksız olan sensin. Hakkın da yokmuş. Yani mesele burada gülmek değil. Belki birilerini tokatladın, elindekini aldın, istediklerine kavuştun ve burada güldün. Ama bitti. Bitti. Öleceksin neticede. Orada gülmek, yani toprağın altında gülmek. Dolayısıyla ezen, ezilen durumu, ağlayan, ağlatan durumu söz konusu. Böyle bir kıyas yapmaya gitsek hani neler anlatılabilir acaba? Hem siz soruyu sorarken böyle ta gerilere gittik. Ta Cağaloğlu'nda, Türkiye Gazetesi'nin o dönemlerinde Allah-u Teala rahmet eylesin, Emre abilerin yaptığı toplantılarda, sonra TGRT kurulduktan sonra bu İhlas Holding binası devreye girdikten sonraki yaptığı toplantılarda devamlı surette söyledikleri bir söz vardı. Ağlatan değil ağlayan olun, zalim değil mazlum olun, ezen değil ezinen olun. Ben ilk duyduğum zaman Allah Allah dedim, Emre abi ne diyor demiş ya, zalim değil mazlum olun, ezen değil ezinen olun, ağlatan değil ağlayan olun. Niye ezilelim ki? Niye ezilelim ki? Tabii sonra bunların detaylarında yeri geldikçe böyle izah ediyorlardı, anlatıyorlardı. Tabii kitaplarda meğer bunların hepsi mevcutmuş. Kitaplarda da uzun uzun Ehl-i Sünnet alimleri yazdıklarını zaten naklediyorlar onlarda. Dolayısıyla ağlatan, zalim olan, ezen kaybediyor. Zahiren kazanır gibi görünse de. Zahiren. Şimdi İslam alimleri anlatırlarken Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendi yaratmış olduğu varlık olan insanı, hepsinin sahibi o, yaratan o, bir ifade geçiyor, acula diye. İnsan aceleci yaratılmış. Biz hemen, bize bir şey yapıldığı zaman bunun cezası kısa zamanda verilsin istiyoruz. Hemen olsun. Hemen olsun istiyoruz. Ama Allah-u Teala acele etmiyor. Allah-u Teala imhal eder, meyil müddet verir, fakat ihmal etmez. Mutlaka o zalim belasını bulur. Tabii zulüm deyince, zulüm deyince ağlatan zulmediyor. Ondan sonra zalim zulmediyor. Ezen zulmediyor. Niye ezen diyor? Niye ağlatan deniyor? Niye zalim deniyor? Yani karşı tarafın hakkını gasp ediyor. Bunun için Ehl-i Sünnet alimleri önce adaleti anlatmışlar. Adalet nedir? Öyle ya, karşımıza bir zalim çıkması, zalim diyebilmemiz için onun mahiyetini bilmemiz gerekir. Mesela tarif ederken deniyor ki adalet bir amirin, bir hakimin ve hatta bir memleketi idare edenlerin koyduğu kanun, kaide, çizdiği hudut içinde hareket etmektir. Zulüm ise bu kanunun, bu hududun, bu dairenin dışına çıkmaktır. Tarif itibariyle.
Ve tabii alemleri yaratan, yoktan var eden Allahü Teala, hakimlerin hakimi, her şeyin asıl sahibi, tek yaratıcısıdır. Üstünde bir amiri, hakimi, sahibi, malimi, maliki yoktur ki onu bir hudut içinde harekete, bir daire içinde kalmaya mecbur etsin ve bir kanun altında bulundursun. Yani bir veziri, bir müşaviri, bir yardımcısı yoktur ki iyi fenadan ayırmak için işaret versin, yol göstersin. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın adaletin, Allah-u Teala'nın adaletin bu tarifiyle zaten bir ilgisi olmaz. Ha, doğru. Allah-u Teala'nın istişare edecek kimse yok. Tabii. Ona zulüm kelimesi yaklaşamayacağı gibi bu tarife uyarak adil demek de yakışmaz buyuruluyor. Peki Allah-u Teala için, hani adaleti yüksek tarifi, kendi mülkünde olanı kullanmak demektir. Zulüm de başkasının malına, mülküne tecavüzdür. Adaletin dinimizdeki tarifi budur buyuruluyor. Kendi mülkünde olanı kullanmaktır. Adaleti yüksek tarifi diye geçiyor. Bizi birinci kısmı bağlıyor. Evet. Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar, kaideler ve içinde yaşadığımız ülkenin kanunları. İnsanlar için geçerli olan kısmı. Geçerli olanlar. Evet. Yani bir amir var. Evet, bir amir var. Yani bir devlet başkanı. Otorite var. Devlet başkanı. Onun da üstünde Allah-u Teala var. Her şeyin sahibi. Evet. Ya devlet başkanı der ki şunu yap. Allah-u Teala. Orada iki amirin emri çakışıyor. Orada en büyük amirin dediği olur. En büyük amir her zaman için Allah-u Teala'dır. O ne derse o olur. İtiraz edilmez, isyan edilmez. Ama haram olan bir şeyi emrederse o da yapılmaz buyuruyor. Kitaplarda, fıkıh kitaplarda açık net bir şekilde de bu bildirilmiş. Şimdi gelelim efendim ağlatanlara, gelelim zulmedenlere, gelelim ezenlere. Bu tarifin içerisinde bunlara bakıyoruz. Bunlara bakıyoruz. Bunlar da insandır netice itibariyle. Bunlar da insandır. Yani Allah'a inandığını söylüyorlar. Asırlardır aynı şekilde her dönemde gelmiş. Son dönemlerde aynı şekilde ülkemizde yaşananlar, daha önceki yaşananlar. Din adı altında, din adamı adı altında niceleri yapılmıştır. Neler neler olmuştur. Devlet başkanları sıfatıyla, hani siz yayına girmeden önce o herkesin konuştuğu bir şey var. Güç zehirlenmesi diyorlar da şimdi. İslam alimleri ona nefsine tabi olmak. Çünkü nefs ortaklığa bile tahammülü yok. Hep kendi dediği olsun istermiş. İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri öyle bildiriyorlar. Peki Allah-u Teala'dan gelen nimetler, yani feyizler, ihsanlar, iyilikler her an insanların iyisine kötüsüne de gelmekte. Herkese mal olsun, evlat olsun, rızık olsun, hidayet olsun, irşat olsun, selamet olsun, daha her iyiliği fark gözetmek için Cenab-ı Hak göndermekte. Fakat bunları kabulde alabilmekte ve bazılarını da alamamak suretiyle kabahat insanlardadır. Veyahut da mükafat insanlardadır. Nahl suresinin 30. ayet-i kerimesine mealen Allah-u Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar buyuruyorlar. Yani burada insan kendine de zulmediyor. Niye? Allah-u Teala'nın çizdiği huduttan çıkınca kendine zulmetmiş oluyor. Nitekim mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de veriyor bu misali. Şeyde tam İmha Saadeti Ebediyede de var. Nitekim güneş hem çamaşır yıkayan adama hem de çamaşırlara aynı şekilde parlamaktayken adamın yüzünü yakıp karartır, çamaşırları ise beyazlatır. Yani bu cibilliyetinden kaynaklanan bir hadise. Allah-u Teala'dan gelen nimetler bazılarını şımartır. İşte güç zehirlenin dediğimiz o noktayı ele geçirince, kendisini bir şey zanneder, yanlış sözlerini o güçle insanlara empoze etmeye çalışır. Adam bir tarikat kurduysa, bir tarikatın lideriyse veyahut da bir cemaatin lideriyse, bir müddet sonra adama böyle hürmet ediyor, hürmet ediyor. O derken işte evliyadır, mübarektir, uçuyordur, kaçıyordur. Yok işte Mehdi oldu, bilmem ne oldu falan filan. Hani şeyh uçmaz, mürid uçurur hesabı. Eline bir de maddi imkanlar da geldiyse ve zaten bu şekilde nefsine tabi olanları paraya, mala, mevkiye, kadına düşkün olanları din düşmanları da hazır pusuda bekler. Yakaladığı zaman maddetine destek verir. Ona önüne her şeyi koyarlar. Ve koyunca artık o güç zehirlenmesi onu nerelerde duracağını, kimlere nasıl zulmedeceğini tahmin bile edemezsin. Şimdi kendi zamanımıza dönmeden önce biz İslam ve Toplum programında her gün 11 ile 12 arasındaki yayınlanan programda zaman zaman hep naklediyoruz. Bazıları itiraz ediyordu. Efendim olur mu öyle şey falan diye. Hakikat kitabın yayınlamış olduğu bir kitap var. İngilizce Asu diye. İngilizce Asu'nun itirafları diye. Hemfer'in itirafları diye. Orada Ehl-i Sünnet itikadında olan bir coğrafyanın
bir kişi tarafından İngilizler desteklenmesi suretiyle bir İngiliz casusunun birisinin beynine girmek suretiyle o topraklarda Ehl-i Sünnet itikadı sökülüp atılmıştır. Arap Yarımadası'ndan. Vehhabiler çıkmıştır işte. Muhammed bin Abdülvehhab'ı o Hanford'ı yakalıyor, beynini yıkıyor ve netice itibariyle ona da Suud oğulları size devlet kuracağız diyorlar. İngiliz altınlarıyla birleşiyor ve netice itibariyle darbe Osmanlı'ya karşı. Ve o coğrafyadaki Ehl-i Sünnet itikadındaki Müslümanların hepsi müşrik konumuna sokuluyor ve kendilerini kabul etmeyenlere de kafir diyorlar. Bu damgayı da basmışlardır. Yani bu yeni değil. Adamlar yapmışlar böyle şeyleri. Adamlar bunları kullanmışlar ya yapmışlar. Dolayısıyla şimdi bazen mesela o İslam ve Toplum programında efendim işte siz Diyanet'in vermiş olduğu cevapları aynı şekilde kale almıyorsunuz. Bizim Diyanet'le veyahut da ilahiyat fakülteleriyle, imam hatip okullarıyla herhangi bir kavgamız yok ki. Peki bizim kavgamız ne? Bizim kavgamız ecdadımızın gittiği doğru yolu insanlara anlatmak. Peki bunlar, peki bu ilahiyat fakültesinin öğretim üyesi ise veyahut da imam hatip okullarında öğretmense, ne bileyim Kur'an kursunda aynı şekilde orada baş muallimse, ne bileyim medresede birazcık bir şeyler öğrenmişse, müderris konumuna gelmişse veyahut da diyanette vazife almışsa sırtını devlete dayıyor. Kendi yanlış anladıklarını doğru diye empoze ediyor. Mesela yakın zamanda olan da Türkiye'de sırtını devlete dayamış, diyanette aynı şekilde vaiz konumunda bir kimsenin yapmış olduğu işler de çıktı meydana. Evet. Değil mi? Evet. Nerelere geldi yani? Ve nerelere geldi? Ve dolayısıyla efendim ben de devletin personeliyim, benim her dediğim doğru, o yanlış. Bizim itirazımız o. Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdikleri doğru. Bizim anlatmak istediğimiz o. Nakil esastır. Senin benim görüşüm değil falan filanın anladığı da değildir. Ehl-i Sünnet alimleri. Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiklerinden inhiraf edince, oradan çıkınca bunun nerede duracağı meçhuldür. Nerede duracağı meçhuldür. Tarih boyunca bu hep görülmüştür. Tarih boyunca hep görülmüştür. Eskiden mesela cibilliyeti bozuk olanlara din öğretilmezmiş, ilim öğretilmezmiş, ilim ehline verilirmiş. Naehil kimselere verdiğin zaman, naehil kimselere verdiğin zaman onu nerelerde kullanacağını tahmin bile edemezsin artık. Nerelerde kullanacağını tahmin bile edemezsin. Hatta şeyde yani yakın şeyde Osmanlı son dönemi Cumhuriyet'in başlangıcı Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman o Şemsettin Günaltay. O zaman başbakan da olmuş bu adam. Bu adam medreselidir. Darülfünun mezunu. Ve herkes de bunu işte din adamı biliyor. Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne geliyor iltifat etmiyor. Buyuruyorlar ki bundan küfür kokuyor. Ve nitekim adam başbakan oldu. O başbakan olduğu zaman Türkiye'de Müslümanlar sevinmişler. 50'den önce, 1950'den önce bu. Sevinmişler, tamam demişler, bir din adamı geldi. Ondan önce üç Müslümanın bir araya gelmesi yasakmış. O iki Müslümanın bir araya gelmesini yasak etmiş. Ve bu adam bir kitap yazdı. Zulmetten nura, zulmet İslamiyet, küfürde nur. Adamın noktası bu. Bu da din adamı. Bu da din adamı. Dolayısıyla sırtını devlete dayamış, güç zehirlenmesi. İçindekini kustu adam. İçindekini kustu. Şey, geç mesela Hüseyin Avni Paşa. Hani şimdi böyle ihanet edenleri görünce... Bu Hüseyin Avni Paşa Sultan Abdülaziz Han Hazretleri'nin bileklerini kestirerek tahttan indiren adamdır. Kinim dinim diyen adamdır. Hatta Babali Kültür Yayıncılık tarafından Bir Darbenin Anatomisi diye bir kitap var. Sultan Abdülaziz Han'ın hali anlatılıyor orada. Ve orada İspartalı bir ailenin at uşağının çocuğuymuş bu. Orada ailelerin de aynı şekilde hatası var. Mesela o zaman harp okullarına uygun ailelerin çocukları alınırmış. Bu aileden de kendi bir tane erkek evladı var, talep edilince evladına kıyamamış, kendi at uşağının çocuğunu göndermiş. Bu at uşağıdır. At uşağının oğludur bu Hüseyin Avni. Ve adam cibilliyetini ortaya çıkartıyor ve Halife-i Müslimin olan Sultan Abdülaziz Han Hazretleri'nin tahttan indirilip bileklerini kestirerek şehit olmasına sebep olmuştur. Kendisi de aynı şekilde gebermiş gitmiştir. Kinim dinim diyor adam. Kendisi demiş yani. Bitti yani hani kinim dinim dediyse din iman diye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla cibilliyetini ortaya koyuyor. Bir şey anlatıyorlar da vaktiyle hükümdarın birisi kim bana aynı şekilde Hızır Aleyhisselam'ı gösterirse işte ona şu kadar şey vereceğim falan. Ama birisi demiş ki ben gösteririm. Ne kadar? 40 gün içerisinde. 40. günde olmuş. Garibim çok fakirmiş. Borçları da varmış. Ya ne olur ne olmaz diye şey yapmış ama yok. Neyse. Hükümdara karşı yalan söyledi diye. İdam edilecek. Tam idam anasında böyle bir çocuk. 8-10 yaşlarında. Tam o idam meydanına geliyor. Hükümdar da orada.
İşte vezirin birisi diyormuş ki bunu işte kesmeli, parçalamalı, lime lime etmeli. Birisi diyormuş işte bilmem şöyle yapmalı, birisi bilmem böyle yapmalı falan. Bu çocuk demiş ki hükümdarım. Ha bir tanesi demiş ki hükümdarlara layık olan, hükümdara layık olan, şanlarına yakışan affetmektir diyor. İşte öbürlerini hatırlayamadım da şimdi o çocuk demiş ki hükümdarım demiş. Bu demiş kesmeli biçmeli diyen kasabın oğlu. Bu işte bilmem asmalı bilmem ne yapmalı diyen eşkıyanın oğlu. Bu demiş aynı şekilde hükümdarlara yakışan affetmektir diye de asil insanın oğlu. Sen diyor vezir olarak bunu tut öbürlerini sepetle diyor kayboluyor. Aa ne falan Hızır Aleyhi Rahmi'nin kendisiymiş meğer. Sana düşen budur diye falan böyle anlatılır. Yani cibilliyet devreye girer. Cibilliyet mutlaka kanı bozuksa mutlaka devreye girer. Onun kanının icrasını da cibilliyetini de açığa çıkartır. Bunların eline böyle bir güç geçtiği zaman eğer dinse dini kullanır. Makamsa makamı kullanır. Mevki ise mevkisini kullanır. Bunları kullanır ve netice itibariyle kendi düşüncelerini empoze etmeye kalkar. Peki bunlara da iman hidayet yani Allah-u Teala'dan gelen nurlar gelir. İşte İmam-ı Rabbani Kutsal Sözlerinde buyurdukları gibi bunlara gelince güneşten gelen o şua bunlarda zehir tesiri yapar. Cibilliyetine göre. Cibilliyetine göre. Eder. Yani hatta bir misal daha var verilmiş. Elma ve biberi de yansır. İkisi de kızarır. Fakat cibilliyetleri gereği birisi kızardıkça tatlılaşır elma. Biber de kızardıkça acılaşır. Bunların acı veya tatlı olması güneşten değil, oradan gelen ziyadan değil, cibilliyetinden kaynaklanıyor. Cibilliyetinden kaynaklanıyor. Onun için yani bunlarda ellerine bir imkan geçtiği zaman kendilerini dini, dinin esası olan nakli bırakırsa netice itibariyle bu adam gücü ele geçirdiği zaman din iman diye bir şey tanımaz. Kendisini aynı şekilde ortaya koyar. Şimdi kitaplarda bir ifade geçer. Arizi sıfatlarda esas olan Adem'dir diye. Ne demek o? Yani insanlarda geçici olarak tezahür eden bu şeyler yokluktur. Yokluktur. Dolayısıyla bu zalimlerin, hainlerin saltanatları da daha öncekilerin geçmiş, mevcutlarda geçecektir. Onlar da devrilmiş, mahve perişan olmuşlardır. Çünkü dinimiz zulüm payidar olmaz buyurmuştur. Olmaz. Zulüm payidar olmaz. Ve bir tanım daha var. Zarar veren her iş zulüm olur buyuruyor. Zarar veren. Sadece gasp veyahut da kendi fikirlerini empoze değil. Zarar veren her iş zulüm olur. Zulümse haramdır. Her Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi kafirlere de yapmamalıdır. Çünkü hadis-i şerif var bu konuda. Bir de Hamza Efendi'nin Bey ve Şirah Risalesi'nde bir şey var. Orada buyuruyor ki 10 şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 10 şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur. Peki bu 10 şeyden birisi 4. madde olarak zikredilmiş insanlara, hayvanlara ve kendine zulüm, eziyet etmektir. Ana. İmansız gitmeye sebep. İmansız gitmeye sebep buyuruluyor. Sen istediğin kadar havada uçtuğunu bilmem ne yaptığını falan filan söyle. Bir kıymet ifade etmiyor. Onun için bir beyit var. Mümin iyi huyludur. Herkes ondan memnundur. Kimseye zulüm eylemez. Kendi de huzurludur. Zulmedenler kendileri de huzursuzdur biliyor musun Mustafa Bey? Öyle. Kendileri de huzursuzdur. Yani. Niye? Zulmettiği için her an böyle bana da aynı şekilde çok özür dilerim biraz kaba tabirle kazık atacak birisi var mı diye. Beni de taklattıracak, beni de devirecek birisi var mı diye geceleri uykusunda kaybeder. Hı. Geceleri uykusunda kaybeder. Onun için bu hannakletik o ayet-i kerimeyi de beyt halinde söyleniyor ya. Haşa zulmetmez hiç kullarına hüdası, herkesin çektiği kendi işinin cezası. Kendi tercihinin cezası. Allah-u Teala zalime daha dünyadayken cezasını verir. Ahiretteki çekeceği ayrı. Ben bir zamanlar mesela kitaplarda okurken mesela bakıyorum insanlar kandırıyor, insanları şu yapıyor, bu yapıyor falan, adamın işleri de tıkırında gidiyor. Hatırlarsan İslam ve toplumda da bazı dinleyicilerim soruyor. Ya adamda din iman yok falan, işleri tıkırında gidiyor. Bir eli yağda bir eli balda falan. Öyle gidiyor, hep rast gidiyor. Bizim de işlerimiz tam ters gidiyor diyordu. Bir zamanlar bu beni de meşgul ettiydi. Daha doğrusu zihnimi meşgul etti. Allah Allah diyordum ya. Ben zannediyordum ki yani başlangıçta böyle okurken yani mümin olunca, namazını kılınca, haramdan sakınınca bir elin yağda bir elin balda olacak. Halbuki tam tersi. Allah-u Teala dünyayı öyle yaratmamış. Dünyada hakla batıl karışık. Müminlerin bir eli yağda bir eli balda olsa o zaman kafirler bakacak. Aa mümin olunca işler tıkırında gidiyor derler. Bu sefer ona kavuşmak için iman ederler.
O istenmiyor. Gayba iman isteniyor. Hatta Cenab-ı Hak bir yerde zelzele oluyor, kilise yıkılmıyor, cami yıkılıyor. Çok kimsenin ayağın kaymasına sebep oluyor. Dolayısıyla müminlere illet, zillet, kıllet bunları gönderiyor. Diğerlerin gözünden de örtüyor onu. Diğerlerin gözünden de örtüyor. Peki bunlara yapılan yani en büyük şey, onu ben merak ediyordum. Allah böyle bunların imanını alıyor. İman nimetinden mahrum kalıyorlar. İstediği kadar bir eli yağda bir eli balda olsun. Geberip gidecek yani, imansız gidecek. Zaten bu cezanın üstünde de ceza mı var? Yok. İman gittiyse tamam, bitti. Tamam. En büyük ceza. Ve tövbesi de yok. Şefaat de yok orada. İmansız gidince Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hadika'da göz afetleri anlatırken orada buyuruyor ki, fasıklar, bidat ehli, sapıklar günah işlerken mani olamayan kimsenin bunlara bakması zaruret olmadıkça caiz değildir. Bunun için zulm ile öldürülene, idam edilene, eziyet edilene bakmamalıdır. Zulüm ile ölmek ihtimali bulunduğu için böyle ceza verilirken hiç bakmamalıdır. Hadis-i şerifte bir kimse zulüm ile öldürülürken orada bulunmayınız, orada bulunup da kurtaramayana lanet yağar buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki İslamiyet'in emri ile öldürülürken veya dövülürken bulunmak, bakmak caiz olur. Yıldız kayarken bakmak da göze zarar verdiği için caiz değildir buyuruyor. Yani yıldızı bakıyorsun, yani göze zarar veriyor. Hızlı bir şekilde takip etme mümkün değildir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, zulme mani olarak zalime de mazluma da yardım ediniz. Ve Müslüman'ın tarifi yapılıyor hadis-i şerifte yine. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onun yardımına koşar, onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Kitaplarda bunlar açıkça yazılı. Ama bunları okumuş, bunların tahsilini yapmış veya bunları anlatır göründüğü halde zulmediyorsa, demek ki o zaman iman nimeti gitmiş adamda. Öyle. Ondan her türlü fırıldak beklenir artık. Tabii. Bile bile lades derler yani ya. Halk arasında öyle bir şey deniyor ya. İnsanın ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada esen bir rüzgar gibidir. Bu çok kısa olan hayatta insanın acı günleri de tatlı günleri de olur. Önemli olan bu ömrü nerede, nasıl ve ne işler yaparak geçirdiğidir. Başkasının hakkını gasp ederek, onlara zulmederek ve ağlatarak mı, yoksa mazlum olarak gözyaşı dökerek yani ağlayarak mı geçirdiğidir. Önemli olan o. İnsanları sıkıntıya sokarak, zulmederek, onları katlederek, mallarını şu veya bu şekilde hileli, desiseli veya tehditkar bir şekilde alarak, gasp ederek. Ya son zamanlarda çok diyor ne, hizmet, himmet diyerek. Hakikaten acayip şekilde parayı dönmüştü. Zarara uğratılmış. Zarara uğratılmıştı. Zarara uğratılmıştı. Biz mesela Allah-u Teala rahmet eylesin işte, o İslamiyet'i bilmenle Enver abiler kendisine yapılan bütün zulüm, işkence, eziyet, baskılara rağmen bunları kimi yaptığını hiç anlatmadı gitti, biliyor musun? Evet. Biz de sonradan öğrendik. Evet. Hani Enver abi gündüzleri güler, geceleri ağlar diye. Fakat ağlayan, gözden akan o yaşlar, zamanı gelince sel olur, çağlayan olur. Ve tsunami olur. Cenab-ı Hak öyle sebepler yaratır ki o yapanların hepsi tarumar olur. İhlas finansa neyi aynı şekilde biçtilerse, neleri yaptılarsa aynısı kendilerine döndü. Aynısı. Kendilerine döndü. Ve nereden geldiğini de anlayamadılar. Hem de çok güçlü olduklarını zannettikleri zaman. Zaten zulüm, yani her şey inceldiği zaman kopar. Zulüm kalınlaştığı zaman aynı şekilde kırılır ve kopar. Dolayısıyla başkalarının hakkını gasp ederek, onlara zulmederek ve ağlatarak mı bir bu ömür, yoksa mazlum olarak gözyaşı dökerek yine yani ağlayarak mı geçirildiğidir. Önemli olan bu. Zalim misin, mazlum musun? Ezen misin, ezilen misin? Ağlayan mısın, ağlatan mısın? Hepsi çıkacak meydana bunun. Yani makro şeyleri düşünmeye gerek yok, daha büyük şeyleri. Az önce orada naklettiniz ya hocam. Zarar veren her şey zulümdür diye. Evet, zarar veren her şey zulümdür. Evde bile aynı şekilde. Yani. Erkek hanımına, kadın kocasına zarar veriyorsa, diliyle, eliyle incitiyorsa zulmediyor demektir. Erkek aynı şekilde hanımına, çocuklarına aynı şekilde diliyle, eliyle zarar veriyorsa, onları sıkıntıya sokuyorsa zulümdür. Çocuklar
babasına, annesine, babasına diliyle eliyle eziyet ediyorsa, zarar veriyorsa zulümdür. Komşu komşuya eliyle diliyle zarar veriyorsa zulümdür. Yani zulmü genişletmişler, geniş geniş anlatmışlar. Eğer bir kimse ömrünü başkalarına zulmederek, onları ağlatarak geçirmiş ise ahirette hali çok perişandır. Çünkü Peygamber Efendimiz insanlara zulmeden kıyamette bunun azabını çekecektir buyurmuştur. Hatta Allah rahmet eylesin, Enver abiler hep anlatırlardı, belki denk gelmişindir. Mazlum boynunda böyle asılı bir bez, bir kağıtla gelirmiş. Allah-u Teala bildiği halde sorarmış. Kulum o ne? Ya Rabbi, beni dünyadayken zayıf yarattın. Bu da aynı şekilde ne imkanlar vardı. Bana böyle 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 yaptı. Bunları bu yaptı. Burada bunlar yazıyor. Burada bunlar yazıyor. Benim hakkımı al. Ana. Çağırsın o zaman avukatlarını. Çağırsın o zaman medyayı. Çağırsın o zaman Amerika'yı, İngiltere'yi falan filan. Savcıların hakimlerini. Hakimlerini. Çağırsın bakalım ne yapabileceklerini. Çok zor. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde devam edelim. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Osman Ünlü hocamız önemli bir konuyu anlatıyordu. Buna devam edeceğiz. Yani ben anladığım kadarıyla şöyle bir cümleyle, zalim değil mazlum olunuz, ağlatan değil ağlayan olunuz. Aynen. Enver abinin de sözünü bu şekilde nakletmiştiniz. Konuyu da hatırlatma babında bunu söyleyelim. Buyurunuz hocam. Efendim, kitaplardan Allah tanırken deniyor ki, başkasının hakkına tecavüz eden, onun hakkını, malını elinden alan kimseye zalim denir. Evet. Değişiklikler, tarifler yapılmış. Zulüm, küfür gibi hiç helal olmaz. Alaeddin Abizi Hazretlerine zulüm nedir diye sual edilince bu zat cevap olarak, bir şeyi layık olduğu yerden başka bir yerde kullanmaktır. Genel bir tarif yapmış mübarek. Yani layık olduğu yerde kullanmıyorsun, başka bir şekilde kullanıyorsun. Tabii ben bu tarif şey yapınca bir gün Bayezid Bistami Hazretleri bakmış. Bazen Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile Bayezid Bistami Hazretleri'ni karıştırıyor ama olsun, hangisi olursa olsun mühim değil, hadise mühim. Şimdi yaşlı bir kadıncağız sırtında bir çuvalla geliyor. Yaşlı da olduğu için zorlanıyor. Hemen bakmış şehir dışında bir yerde, bakmış uzaktan bir aslan gidiyor. Bayezid Bistami Hazretleri aslanı çağırmış. Veyahut da Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri aslanı çağırmış. Ondan sonra çuvalı aslanın sırtına koymuş, bunu demiş bu hanımın demiş evine bırak. Aslan boynunu bükmüş, peki. Ondan sonra o kadıncağıza demiş ki, demiş şimdi demiş köye şehre gireceksin demiş. Sorarlarsa ne diyeceksin? İşte zalim Beyazıt'ı veyahut da Cüneyd'i gördüm diyeceğim. Ona zalim. İyilik ediyoruz güya. Ondan sonra demiş teyze, ya ne zulmettim ben? Allah-u Teala bu arslanı yük taşısın diye mi yarattı diyor. Ha. Eşek mi? At mı? Eşek mi? At mı? Katır mı bu? Bunu yük taşısın diye yaratmadı ki diyor. Sen diyor buna yük taşıttırarak bu hayvana zulmediyorsun. Alaaddin Abizi Hazretlerine buyuruyor. Bir şeyi layık olduğu yerden başka bir yerde kullanmak zulümdür buyuruyor. Ya sen arslanı kalkarda yük taşırsan hayvana zulmetmiş olursun. Kadın da boş değilmiş ama. Boş değilmiş tabii. Sen zulmettin diyor. Biz olsak ağzımız açık bakarız yani. Oo, aslanı çağırdı geldi falan. Çok teşekkür ederiz. O kısmıyla ilgileniriz işin. Çok teşekkür ederiz falan diye. Çünkü aslanı Allah-u Teala onun için yaratmadı buyuruyor. Peki şimdi bizi izleyen ve özür dilerim, televizyona gittik dilimizden. Dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim İslam ve toplumda da anlatırken aynı şekilde hani Evliya-i Kiram'dan Ebu Hasan Arkani Hazretleri işte arslana yüklemiş olduğunu getiriyor. O zaman zalim mi oldu? Değil mi ya? Yani. Hatıra gelir şimdi. İbn-i Sina görmüş onu falan. O öyle değil efendim. O öyle değil. O Allah-u Teala'nın emriyle, ilhamıyla o arslan gelip ona hizmet için talip oldu. Odununu götürebilirim diye. Yoksa arslanı çağırıp benim odunumu götür demedi orada. Emretmedi. Emretmedi. Öyle bir şey söz konusu değil. O Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Ama bu hadisede anlatılan o değil. Tabii bunların da böyle açığa çıkması gerekiyor. Bunların da böyle açığa çıkması gerekiyor. Peki Bayezid Bistami Hazretleri olsun, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri olsun bu hali bilmiyor mu? Başlangıcında buyuruyorlar. Çeşitli hadiselerle Allah-u Teala sevdiklerini ikaz eder.
Yani bazı şeyler kitaptan okunur, bazı şeyler de yaşayarak görülür ve öğrenilir. Ve o da oraya yerleşir, kalır. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen ve kendi nefsi için başkasının hakkını yiyen veya başkasını aldatanlar hak sahipleriyle helallaşmadıkça affedilmeyeceklerdir. Ya Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, bizden önce helak olanlar hakkı engellemek ve zulüm yapmak yüzünden mahvoldular. Hak onlardan satın alınırdı ve zulümden korunmak için de fidye verilirdi buyurmuştur. Tarihte çok görülmüştür. Mesela o Roma imparatorlarından Neron muydu? Evet. Adam zevk için Roma'yı yakmış. Roma'yı yakmış. Roma'yı yakmış. Böyle zalim ve gaddarlar hep çok gelmiştir. Üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunan kimseleri Allah-u Teala affetmez ve bunlar ibadet etseler bile cehenneme girecekler. Cezalarını göreceklerdir. Çünkü Süleyman bin Ceza Hazretleri buyuruyor ki, şakilerin alameti sende bulunmasın. Bu alametlerin evveli zulmetmektir. Ya. Zulüm de üç kısımdır. Bir, Allah-u Teala'ya asi olmak. İki, zulmeden kimselere yardım etmek. Üç, kendi emri altında bulunanlara eza cefa etmek. Onların ibadet yapmalarına mani olmak. Bunların hepsi zulümdür buyuruyor. Şaki ne demek? Şaki, Allah-u Teala asi olan, inkar eden, reddeden demektir. Oo. Ya. Bunu yapınca Allah-u Teala reddetmiş olacaksın. Elbette. Hatta kitaplarda anlatılırken insanlar iki kısımdır. Ya şakidir ya saittir diye. Sait iman edendir. Şaki ise inkar edenlerdir. İnkar edenlere verilen isimdir. Hatta Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman böyle sağında ve solunda kıyamete kadar gelecek, neslinden gelecek onlar zerreler halinde gözüktü. Allah-u Teala'ya arz etti. Sağdakiler kim, soldakiler kim diye. Sağdakiler sait olanlar, soldakiler de şaki olanlar diye kendisine bildirildi. Bunun üzerine soldakiler çok kalabalık görünce bunların oranları ne ya Rabbi dedi. Bin kişi de bir kişi iman ediyormuş. Hmm. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Evvel abiler böyle paralanırdı. İman nimetinin şükrü İman nimetine kavuşmuş olanları sevmektir diye. Ben önce anlamıyordum onu. Bir gün böyle açıklarken dediler ki, iman nimetine kavuşmak kimsenin elinde değil. Ne meleklerin, ne peygamberlerin, ne peygamber efendimizin, ne onun ve aynı şekilde eshabının, ne tabi'in, tebe-i tabi'in, evliya-i kiram, hiç kimsenin elinde değil. Buna hidayet deniyor. Hidayeti veren Cenab-ı Hak. Allah-u Teala seçiyor. Bu Mustafa kulum aynı şekilde iman nimetine layıktır diyor, veriyor. Allah-u Teala'nın seçtiği bir kula sen buğz ediyorsun diye anlatırlardı. Olmaz, olmaz diyorlardı. Allah-u Teala seçmiş, beğenmiş, ona iman nimeti vermiş. Böyle bir şey insan hiç aklına gelmez ama ya. Değil mi? Enver abinin açıklaması lazım. Evet. Hatta farklı bir şey yani. Bir şey dinlemiştim de birisi böyle bir zenciye çok dikkatli bakmış. Hem de Mekke'de. Çok dikkatli bakınca hani o şeylerden de, o esmer olanlardan da Emel abi çikolata derdi zaten, zenci demez de. Bazıları hakikaten çok siyah. Bir gözleri gözüküyor, bir de ağızlarının açında beyaz dişleri gözüküyor. Simsiyah oluyorlar. Evet, evet, simsiyah oluyor falan. Öyle dikkatli bakınca fark etmiş, gelmiş. Demiş ki o bakana, boyacıyı mı beğenmedin? Boyayı mı beğenmedin diyor. Oh. Sert olmuş biraz. Ya tabii o bizden böyle alabora olmuş ondan sonra. Boyacıyı mı beğenmedin yoksa boyayı mı beğenmedin diyor. Dehşet bir şey o. Öyle, onu öyle yaratan kim? Benim elimde değildi ki diyor. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam öyle bir işte Ömer abinin ifadesiyle sonra çikolata gelmiş. Ömer abi arz etmiş, ya Resulallah demiş, biz demiş ahirette de böyle siyah mı olacağız? Hayır buyurmuşlar, orada ayın 14'ü gibi parlak olacaksınız. Ama yani siyah da olsa iman edince o yüzde, o nur böyle sevimli hale getiriyor onları. Doğru. Sevimli hale getiriyor. Şeyde bir arkadaşım, birisi anlatmıştı, Afrika'ya gitmişler. İşte yarım bir malak elde kaldığı kadarıyla falan, Müslüman bunlar. İşte Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ondan sonra bakmışlar, birisi böyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu arkadaşlar da gitmişler, durmuşlar önlerinde. O Kur'an-ı Kerim bitirince arkadaş, sadakallahül azim demiş. Ondan sonra
arkasına da selamun aleyküm demiş. Nasıl bir fırlamışlar, boyunlarına bir sarılmışlar. Çünkü beyaz insanlardan onlar çok çekmiş. Her gelen sömürmüş, bunları aynı şekilde perişan etmiş. Zulmetmişler yani. İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Hollandalısı, Danmarkalısı hep zulmetmişler. Böyle beyaz birisi gelip, yani sadakallahülazim diyor. Ondan sonra selamun aleyküm deyince boynuna sarılmış. Hasret kalmış yani. Yani kendi inancıyla aynı şekilde böyle özdeş olmuş olanlar. Müslüman bir beyaz görmemişler. Görmemiş. Çünkü Osmanlı çekilince kalmadı orada. Osmanlı çekilince kalmadı. Allah-u Teala kendisine ibadette kusur, hata edenleri dilerse affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları, hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. İmam-ı Takiye Hazretleri, zulüm yapan, zalime yardım eden ve bu zulme razı olan bu zulme ortaktır. Zalimin adaletle geçen günü kendisine mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır gelir buyurmuştur. Niye? Adamın cibilliyeti bozuk olduğu için adaletle hükmedemiyor. Ortayı bulamıyor. Duramıyor yani. Eziyet, yani kendisine sıkıntı veriyor. İlla zulmedecek. Bir başkasına aynı şekilde eziyet edecek. Dünyadayken aldanan ahirette kazanır. Aldatan ise kaybeder. Mazlum olan kazanır, zalim olan kaybeder. Gözyaşı döken kazanır, ağlatan ise kaybeder. Dünyada aldanan ahirette sevinir. Aldatan ise içine düştüğü hali görüp üzülür. Üzülenler sevinir. Üzenler ise üzülür. Dünyadayken gözyaşı döküp ağlayanlar orada sevinir. Ağlatanlar ise üzülür ve kahrolur ama bir faydası olmaz. Kabul Ahbar Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri buyuruyor ki, cehennemde dört köprü vardır. Birincisinde akrabası ile münasebeti kesenler. İkincisinde üzerinde borç bulunanlar. Üçüncüsünde taşkınlık ve azgınlık yapanlar. Dördüncüsünde zulüm edenler oturur buyuruyor. Cehennemde. Öyle orada oturmak öyle rahat rahat abi çay gelsin kahve gelsin şeklinde oturtmazlar adamı. Şiş kebap, şiş kebap yaparlar adamı. Tabii şiş kebap yaparlar. Ve din büyükleri buyuruyorlar ki şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki yalan söyleyen, hilekarlık yapan, insanları aldatan, zulmeden, haksızlık yapan, din kardeşlerine yardım etmeyen, büyüklük satan, yalnız kendi menfaatlerini düşünen bir kimse ne kadar ibadet ederse etsin hakiki bir Müslüman sayılmaz. Bir gün Ali bin Fudayl Hazretlerini ağlarken görenler sebebini sorarlar. Cevabında bu zat buyurur ki bana zulmedene yarın Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp da hiçbir sebep yokken niçin zulmettiği kendisine sorulunca hiçbir cevap veremeyecek olan kimseye acıyorum da onun için ağlıyorum buyurmuş. Öyle bu hesap gününe inanmıyorsa zulmetmeye devam eder. Ama inanan kimse zulmedemez ki. Ve mesela ben kitaplarda okurken zaman zaman mesela Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu o Evliya Ransikresi'nde Evliya-i Kiram'ın hayatları. Daha sonra Türkiye Gazetesi bir hizmete daha imza atmıştı. Önce onu 12 cilt halinde verdiydi. Sonra bölgelere böldü. Bölge bölge. Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi. Sadece Türkiye sınırlarında değil. Değil. Hindistan Evliyası, ondan sonra evet. Orta Asya Evliyası, Orta Doğu Evliyası falan böyle böldüler. Mısır, Suriye, Irak mı? Evet. Böldülerdi. Böylece tak diye elini aldığın zaman burada kim varmış? Rahatla şey yapıyorsun. Mesela onların hayatını okuyorsun. Onların hayatlarını okuyorsun. Yani insan düşünüp kalıyor. Şimdi bu zat buyuruyor ya, bana zulmedene yarın Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp da hiçbir sebep yokken niçin zulmettiği kendisine sorulunca hiçbir cevap veremeyecek olan kimseye acıyorum da onun için ağlıyorum. Hakikaten orada hiç yardımcı falan yok. Diyecektir ki niye yaptın bunu? Niye yaptın bunu? Ne diyecek ya? Avukatımı bekliyorum, o gelmeden konuşmam. Yok, meşhur oldu ya, mantıklı bir cevabım yok. Mantıklı bir cevabım yok. Susma hakkımı kullan. Sen istediğin kadar susma hakkını kullan. Orada bütün organlar harekete geçecek. Hepsi yaptıklarını olduğu gibi şakır 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 söyleyecekler. Peki ne diyeceksin o zaman? Ne diyeceksin? Ha, onun hani eğer ahirete inansaydı bunu yapmayacaktı. Peki tarihte mesela zalimler gelmiş. Mesela Haccacı Zalim. Bu şekilde anılmış. Kitaplara da böyle geçiyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh
tam ilmi halde veya hazırladığı kitaplardan birisinde bir şey geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e ilk harekeyi koyan buymuş. Böyle büyük bir hizmeti var. Şu anda harekeyle okuyabiliyoruz ya. Evet. O harekeyi koyan bu. Evet. Haccacı zalim. Ve orada bir kitaptan nakledilerek Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh onu almışlar. Zulmü gibi ihsanı da çok fazlaymış bu adamın. Aynen böyle yazıyor. Zulmü gibi ihsanı da çok fazlaydı diye. Şimdi ben bunun hayatını böyle okurken kesik kesit bir yerde dikkatim çekti. Basra'yı almış. Ondan sonra en büyük camide toplamış insanları. Çıkmış kürsüye. Kaba tabirle söyleyeyim onu söylediğini. Siz diyor ne halt ettiniz de diyor Allah-u Teala beni başınıza gönderdi. Bela olarak. Fakat o gittiği coğrafya çok fırıldak bir coğrafya. Orada devamlı sürekli böyle fitneler, durmadan isyanlar çıkmış. Durmadan. Hani Hazreti Hüseyin radıyallahu teala hazretlerine bile gel dediler de ihanet edilen coğrafya. Doğru. Öyle bir coğrafya. Hazreti Ali'ye de ihanet ettiler. Hazreti Hüseyin'e de, Hazreti Hasan'a da ihanet etti o coğrafya. Haini bol yani. Haini bol ve işin garip tarafı da orası bir türlü aynı şekilde dinmiyor. Hala. Hala. Zamanımızda da öyle. Doğru. Durmadan karışıp duruyor. Durmadan bombalar patlıyor şimdi. Böyle bir yer. Ve ben kendim okumadım. Evlad-ı Resul'den birisi aynı şekilde bir nakletti. Okumuş. Bu Haccar Zalim'le alakalı. Ömrünün sonlarında bunu şöyle dediği kitaplarına geçmiş. Ya Rabbi demiş, herkes senin beni affetmeyeceğini zannediyor. Halbuki senin affının sınırının olmadığını bunlar anlayamıyor, bilemiyor. Sınırın olmadığını anlayamıyor, bilemiyor. Dolayısıyla diyormuş öyle. Öyle de dua ediyormuş falan. Şimdi böylelerin tövbesi de kabul olur mu zaliminde? Olur. Fakat bu farklı bir adam. Haccac zalim. Farklı bir adam. Yani Allah-u Teala'nın zalimler üzerine gönderdiği. Ama başka türlü de değil. Hani onun yaptıklarına da zulüm deniyor. Onun yaptıklarına da aynı şekilde zulüm deniyor. Yaptığı hakikaten ölçüyü geçti. Hani hakkını alır almaz ama imanı kurtarma ihtimali vardı. Çünkü böyle yalvarıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'e böyle bir hizmette de bulunmuş. Böyle bir hizmette de bulunmuş. İhsanı da bol birisi. Böyle birisi de aynı şekilde olmuş. Böyleleri de var. Ama bir de hiç hatırına Allah-u Teala gelmeden aynı şekilde benim dediğim doğru, benim yaptığım doğru deyip insanlar aynı şekilde zulmedenler var. Allah-u Teala bunların şerrinden de hepimizi muhafaza buyursun. Aha. Mahşer günü Allah-u Teala ile kullar arasındaki günahlar için şefaat, af çoktur. Fakat kullar arasındaki günahlara şefaat, af yoktur. Çünkü orada mutlak adalet ve her şeyi inceden inceye sual eden, hesap soran mahkeme var. İnsanlar haklı olsalar bile mahkemeye girmekten çekinirler, korkarlar, mahkemeye düşmek istemezler, sulh yapmayı tercih ederler. Mahkemede hak açığa çıkıp karşı tarafın olabilir. Bunun için ahirete giderken borçlu gitmemeli, alacaklı olarak gitmemelidir. Zalim değil, mazlum olmalı. Çünkü orada zalim verecek, mazlum ise alacaktır. Hesap günü alışverişler para mal ile değil, sevap günah ile olacaktır. Adam zulmetmiş zaten. Sana da zulmetmiş. Bu zulmettiği, zarar gördüğü, korkuttuğu, etni hepsi gelecek orada. Hakkımızı, adamın sevabı yok. Sana bir ev alıvereyim. Vazgeç. Öyle, yok, öyle yok. Bir durum yok. Senin işlediği günahı alıyorlar, ona yüklüyorlar. Uf, adam zulümle zaten aynı şekilde imanını kaybetmiş. Bir de senin günahları alıyor falan. Ana. Hani derler, yer misin, yemez misin diye. He. Aynen öyle ya. Hak sahiplerine eğer varsa sevaplarımız verilecek. Sevabımız yoksa hak sahibinin günahları bize yüklenecektir. Dünyadayken ben haklıyım diyen çok kimse orada haksız çıkacaktır. Bu sebeple ben haklıyım demek çok tehlikelidir. Kendimize göre haklı olabiliriz. Allah-u Teala indinde nasıl olduğunu, haklı mı haksız mı olduğumuzu bilmiyoruz ki. Onun için dünyadayken helallaşmak, anlaşmak lazımdır. Zira anlaşmakta, uzlaşmakta hayır vardır. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, dünya uyku, ahiret işi uyanıklık yeridir. Rüyada ağlayan uyanıklıkta güler, sevinir. Sen dünya hayatında ağla ki ahiret uyanıklığında gülesin ve neşeli olasın buyurmuştur bu zatta. Neşeli olasın. Şimdi Emeviler de bunları naklediyorlardı. Ha, zalim değil mazlum olun, ezen değil ezilen olun, ağlayan değil ağlatan değil ağlayan olun.
Onlar duydukça Allah Allah falan diyordun ama onlar o günün dehşetini çok iyi anlamışlar. O günün dehşetini. Peki biz de anlatıyoruz. Anlamak ayrı bir şey. Anlatırsın. Anlatabilirsin de. Ama anlamak farklı bir şey. Hatta Allah rahmet eylesin Enver abiler bir seferinde hocamıza dediler, arz ettim. Efendim, hep siz naklediyorsunuz. İşte Seyyid Abdülhakim Arif Hazretleri 30 sene İstanbul camilerinde iman İslam'ı anlattı. Ama anlayan 3'ü 5'i geçmedi. Ya, iman bilgileri sizin hazırladığınız, herkese lazım olan iman kitabında var. İnsan otursa bir gecede o kitabı bitirir. Bir haftada ezberler bile. Ya bu kadar zor mu 30 senede 3-5 kişi? Mübarek buyurmuş ki, kardeşim buyurmuşlar, siz bilgiyle ameli karıştırmışsınız. Oradaki anlatılan o değil. Bir kimse ahiret gününe inansa, inanıyorsa, bu konuda yakini varsa, evine gittiği zaman ayağını uzatıp yakabilir mi, yatabilir mi kardeşim buyurmuşlar. Ayağını uzatıp yatabilir mi? Orada çünkü inceden inceye her şeyden hesap sorulacak. Her şeyden. Hatta biz Cağaloğlu'ndayken, yani kalp kırmak diye veriyorduk, öyle geçiyorduk. Bir gün bir toplantı oldu, orada buyurdular ki, huzurunuza diye anlattılar Enver abiler. Yanınıza buyurdular. Neşeli bir arkadaş gelse, sizin de moraliniz bozuk olsa, ne var ne alır desem böyle diyoruz. Ne gülüp duruyorsun? Onun o neşesini bozsan kul hakkı olur, kalbini kırmış olursun buyurdular. Ya. Zulüm olur. Ya kul hakkı oldu. Kul hakkı oldu. Kalbini kırdın. 70 defa Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günaha girdin. İnsan dehşete düşüyor öyle zaman. Şeyde bir hadisesini nakletmişlerdi. Türkiye Hastanesi kendilerinin. Gece orada kalıyor. Sabahleyin bir doktor arkadaş anlatmıştı. Sabahleyin geldim baktım dedi. Emen abilerin idrar kesesinde bir tıkanma olmuş. İdrar kesesinde. Bir baktım dedi, dehşete düştüm dedi. Hemen acilen dedi, şimdi toparladı, şey yaptık falan dedi. Dışarıdan müdahale ederek dedi, idrar kesesini ağzını açmak suretiyle orayı boşalttık. Bu doktor arkadaş dedi ki, ya dedi, o bir ızdırap verir insana dedi. Dehşet bir şeydir o dedi. Dehşet bir şeydir. Ve Enver abiye demiş, efendim gece siz burada yattınız. Yani bir doktor arkadaş aynı şekilde şey yapsaydınız, hemen bunu acilen müdahale ederler, rahatlatırlardı. Kimseyi sıkıntıya sokmak istemedim. Kimseye sıkıntı vermek istemedim. Halbuki onların parasını kendi veriyor, maaş veriyor onlara. Gece nöbetçi olarak da orada bulunuyorlar. Orası onun. Orası onun. Orası onun. Üzerim, sıkıntı veririm, rahatsızlık veririm diye. Sabaha kadar o ağrıyı, o sızıyı, o sıkıntıyı çekiyorlar. Dehşet bir şey o. Dehşet bir şey o. Hemen oturduğun yerden, efendim ben işte Müslümanım, ben mübareğim falan filan değil. Hayatında ne var? Hayatında ne var? Ve mesela affetmek diyorsun. Affetmek, şimdi siz de çocukluk geçirmişsinizdir. Bizim de var, sokak mahalle böyle gruplar oluştururduk falan. Çocukluk değil mi? Kavgalar da olurdu falan. Ama kavga ettiğimiz mahallenin çocuklarını o mahalleden geçerken böyle tek kişi geçmeye kalkmazdık. Değil mi? Doğru. Sen bizim mahalleden geçersin zaten. Geçersin. Hesabı orada kesiliyor. Şimdi yani adam cüsse itibariyle küçük, öbürsü şey gibi falan. Hadi diyor, seni şimdi affettim diyor. Ben sana diyor şimdi takılmayayım falan filan. Ya bunun affetmesinin bir kıymeti yok. Hani gene hani gönülden affetmiştir, helal etmiştir, o ayrı bir mesele. Ama kitaplarda anlatılırken, peki affetmek hangisi kıymetlidir? Gücü yettiği ve intikam alması mümkün olduğu zaman affetmek kıymetlidir. Gücü yettiği zaman. Mesela bir hükümdarın affetmesi kıymetlidir. Niye? Bir işaretle adamın boynu gider. Ama affettim diyor. Evet. Affettim diyor. O apayrı bir şey. Mesela din büyükleri hep affetmişlerdir. Yani bulunduğu konum, talebeleri gözünün içine bakıyor. Yani bir şeyinde de bunu suda, eşek sudan gelinceye kadar bir dövelim diye gözünün içine bakıyor falan. Ama onların affetmesi kıymetlidir. Gücü yettiği zaman. Netice olarak efendim, netice olarak Eşbah'ta bir ifade geçiyor da, sultan cahil birini muallim, hatip, vaiz tayin ederse sahih olmaz, zulmetmiş olur. Ölçü bu. Yani bir devlet başkanı veyahut da o konudaki bir amir, cibilliyeti bozuk birisini vaiz olarak tayin ederse, müftü olarak tayin ederse, bu adamda da aynı şekilde güç zehirlenmesi meydana gelir mi? Gelir. Değil mi? Gelir. Geliyor da nitekim. Gelir. Geliyor.
zulüm olur buyuruyor. Tayin eden de zulmetti, tayin ettiği kimse de zulmediyor. Tayin eden de zulüm olur, zulmetti, tayin edilen de aynı şekilde zulmedecek. Çünkü cibilliyeti bozuk. Mutlaka onu meydana getirecek. Onun için de Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını mutlaka okumamız lazım. Ahir zaman fitnesi çok olur. Ahir zamanda fitne çok olur buyuruyor daha doğrusu. Bu fitneden önce kendimizi, sonra çoluk çocuğumuzu, sonra bizi dinleyen olursa onları anlatırız. Herkese de değil. Ve bu zamanda yapılacak en güzel iş, yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir ömür vermiş. Bu kitapları aynı şekilde hediye olarak ver, satarak ver, yani birilerine ver. Böylece emir maruf yapıyorsun. Emir maruf yapılan yere de buyuruluyor. Umumi bela inmez. Allah-u Teala yardım eder, muhafaza eder. Peki emir maruf yapılmıyorsa, Allah-u Teala'nın dini doğru olarak anlatılmıyorsa, ona umumi bela iner. Peki umumi bela indiği zaman ne olur? İşte Suriye, işte Afganistan, işte Irak. Öyle olur. Öyle olur. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Bunun için de Allah-u Teala bize Ehl-i Sünnet itikadını ve Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını ihsanda buyurmuş. Dolayısıyla biz bunları okuyacağız, okutacağız ve elimizden geldiği kadar da dostumuza, tanıdığımıza bilelim veya bilmeyelim. Ha uzatırız, adam kabul eder etmez, münakaşa yok. Veririz. Okur okumaz o da bizi ilgilendirmez. Onun için bizim vazifemiz bu. Bunu yaptığımız müddetçe de oraya umumu bela inmez buyuruluyor. Onun için Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Amin. Son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olup başka bir konuyu sormak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.